Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Bu ilk ders Introduction to ML in Business. Benim 2 haftam var. Bu 2 haftada biz business'taki yani iş dünyasındaki machine learning projelerinin tasarım süreçlerini, uygulamalarını kullanılan hem iş sırasında kullanılan tool'ları hem implementation sırasında kullanılan tool'ları incelemek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak, basit bir ML product dizayn etmek ve bunları implemente edebilmek şeklinde bir silabus hazırladım. Bunu hazırlarken ilk başta bu session'da, bugün öğleye kadar olan session'da kodlama yapmayacağız. Teorik üstünden gideceğiz. Çünkü dediğim gibi hani hiç fikri olmayan bir insanın bile yabancı kalmasını istemiyorum. O yüzden böyle bir binanın temel kısmını yapacağız. Ondan sonra içine duvarları ikinci dersten yani öğleden sonra ve haftaya çok yoğun bir kodlama ve hands-on egzersizimiz var. Dizayn edeceğiz ve işin sonunda end-to-end bir machine learning product dizayn etmiş olacağız. İlk derste yani bugünkü ilk session'da birinci ve ikinci saatlerde daha çok sektördeki uygulamalar ve dersin amaçları üstünden gideceğiz. İkinci saatte ben sizler için bir case hazırladım. Sanki bir product owner gibi ve bunu sizlerle paylaşacağım. Öğle arası Discord'dan size daha önce kendi yazdığım ve çözdüğüm bir notebook'u göndereceğim. Ve sizden bunu çalıştırmanızı isteyeceğim. Ve onun üstünden kısaca o notebook üstünden gideceğiz ve onun üstünden bir prototip dizayn edeceğiz. Daha sonra da bu prototip üstünden implementation senaryolarını konuşacağız. Bugün çirkin bir API yazıp bugünü noktalayacağız. Gelecek hafta bunu containerize edeceğiz. Serve edeceğiz. Bunun experiment tracking ve diğer MLOps komponentlerini inceleyip bunları da bir paketleyip yapabildiğimiz kadarıyla, çünkü her şeyi yapamayacağız. Örneğin bir Jenkins service kullanamayacağımız için onları sadece yani teoride kalacak ama yani en azından end-to-end çalışan bir machine learning product'ı dizayn etmiş olacağız. Öncelikle first olarak başlamak isterim. Expectation Management adına. Ben 3 yıldır full stack machine learning engineer olarak çalışıyorum. Nedir full stack machine learning engineer, ne değildir? Bu konuda bir net olmak istedim önce. Ben business'ta data science ve machine learning productlarını, AI productlarını kullanarak bir product tasarlıyorum. Ve bu productları tasarlarken business personnel'le konuşuyorum. Bu problemi anlayıp bunlarla agreement'a, yani bu ürün sahipleriyle bir anlaşmaya ulaşıp ve bunları bir scalable bir solution'a çevirmek çok büyük bir adımını alıyor. Daha sonra çevirdiğimiz solution'ın konfirmasyonunu almamız gerekiyor ve onu daha sonra da bir servise, yani bir ürüne çeviriyoruz ve daha sonra da bunu product ediyoruz. Peki ben ne değilim? Şimdi ben software engineer değilim. Burada bu 2 haftada software best practice'leri göremeyeceksiniz. ML researcher değilim. ML modelini çok fazla optimize etmeye ya da state of the art modelleri kullanmaya uğraşmayacağız. Bir network expert değilim. Bir product üreteceğiz fakat bu product bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde scalable olacak. Bunu yani best practice olacak şekilde konfigüre edemeyeceğiz. Yine aynı şekilde CI/CD best practice da değilim. Aynı şekilde software engineer'i dahil edebiliriz. Bunu da network designer değilim, cloud expert değilim. Altı da şu mimi koydum. Herkes görmüştür bunu muhtemelen. İşte Nuh'un gemisinde olan What the hell is this diye Nuh'un sorduğu bir şey. Bunu şundan koydum. Bu Machine Learning Engineer title'ı yeni türeyen ve içine birçok şeyin girdiği, işte software'dan biraz alalım, cloud'dan biraz alalım, oradan biraz alalım şeklinde büyüyen, stabil olmayan bir title. Ve şu an hani piyasa bu şekilde bekliyor. Daha önceden işte software'dan,
ya da işte network designer'dan bekledikleri ya da DevOps'lardan bekledikleri bazı skill setleri data scientist'lerden beklemeye başladılar. Hatta sizinle şey yapmak istedim. Yani basit live bir LinkedIn egzersizi yapmak istedim. Şöyle yapıyorum. Ay pardon. Gösterimi durdurmak istiyorum. Birlikte LinkedIn'e gidelim. Bu benim LinkedIn'im. Ve Job Search'e gidelim. Size pazarın durumunu göstermek için. Ve Job Search'e gittiğimiz zaman ben Münih'te yaşıyorum. Data Scientist pozisyonundaki ilanlara bakalım. Örneğin Tarya burada meşhur bir şirket. Gidip bakalım daha önceden çok hayatımızda olmayan işte ML Project yani ML algoritmalarının yanında DevOps, Infrastructure, CI/CD, AWS, Azure gibi şeyler soruluyor. Skill setler soruluyor. Yine Schaeffler burada çok meşhur bir şirket. Buraya gidelim. Bakın SQL, Git, Docker, Jenkins, DevOps şeklinde. Aslında bunların hepsi eskiden çok ayrı branşlardı ve çok ayrı şeylerdi. Ben işe başladığım vakitlerde 2015 yılında bunların hiçbiri bir analitik mühendisinden ya da bir data scientist'ten beklenmiyordu. Biz daha çok product'ların, modellerin geliştirilmesi ve scale edilmesiyle ilgileniyorduk. Fakat gün geçtikçe, zaman evrildikçe hem data engineer'ların, hem DevOps'çuların, hem solution architect'lerin bazı skill set'lerini data scientist'lerden bekler oldular. Ve bunu da hani machine learning engineer olarak describe etmeye başladılar. Hatta yani machine learning engineer ile data scientist title'ını en büyük ayıran doğru mudur değil midir bilmiyorum. Hani teoride böyle çok farklı gibi gelmiyor bana ama LinkedIn'de gördüğünüz zaman machine learning engineer diyorsa sizden bunu deploy etmenizi, işte product'a çevirmenizi ve bunu maintain etmenizi bekliyorlar. Data scientist diye gördüğünüz zaman ilanları daha çok bunları bu kısmı çok beklemeyebiliyorlar. Fakat durum bu şekilde. Bundan dolayı ben de içeriğimi buna uygun şekilde hazırlamaya çalıştım. Ve hani yarın öbür gün eğer iş hayatına atılır ya da yani research'te ya da öğrenciyseniz iş hayatına atılır ya da başka bir dala atlamak istediğinizde sizlerden beklenen şeyleri bu derste verebilirsem bazı fikirleri ne mutlu bana. O zaman slide'e geri dönebilirim. Buradan tekrar bu şekilde. Bu kursun amacı söylediğim gibi bu şeyleri hani framework'leri size anlatmak, product ve life cycle'ları hakkında bilgi vermek ve deployment metotları ya da işte diğer yaşam döngüleri ve tool'lar hakkında fikir vermek ve bunları 2 haftada uygulayabildiğimiz kadar uygulamak.